Bir Yemek Olsana hoş geldiniz. Ben Travelo'da. Bu haftaki konuğumuz sevgili Tuana Türkay. Tuana Türkay bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu? Bu hafta bu sorunun cevabını bulacağız. Tabii ki bunu tek başıma yapmam mümkün değil. Bunu Doğru Bilgi'nin annesi sevgili Mehmet Yıldırım'la birlikte yapacağız. Türeciğim merhabalar. Mehmetciğim merhabalar. Bu şekilde beni anons etmen beni çok motive ediyor. Bu hafta da en detaylı araştırmalarımla mutfakta sana destek olacağımdan hiç şüphen olmasın. Süpersin. Bir yemek olsan başlıyorum. Sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdun? Aslında bunun birçok cevabı var. Tek bir yemek olamazdım herhalde çünkü dünyanın en kararsız insanıyım. Eğer öyle bir şey olsaydı da herkes aç kalırdı çünkü buna bile 3 gün düşünürdüm. Gerçekten? Tabii. Portakal falan mı? Portakal sence her yemeğe yakışır mı? Yakıştıran yakıştırır. Yani o da senin becerin. İyi bir şef sen yakıştırırsın. O da senin becerine kalmış. Duygucuğum merhabalar. Merhaba Mehmet Bey. Bugün konuğumuz Tuana Türkay. Evet. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşları arayalım. Hı hı. Arkadaşlar gerekli araştırmaları yapsınlar, bize dönsünler. Hı hı. Biz de hemen burada çalışmalara başlayalım. Başlıyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar Mehmet. Merhaba Mehmet Bey. Bu haftaki konuğumuz Tuana Türkay. Hızlı bir şekilde gerekli araştırmaları yapalım ve Duygu Hanım'a iletelim o sonuçları, neticeleri. Duygu Hanım da ona göre bir rapor çıkaracak. Evet. Kolaylıklar diliyorum. Hızlı bir şekilde dönelim lütfen. Tamamdır. Anlaşıldı Mehmet Bey. Anlaşıldı Mehmet Bey. Bir röportajını bulmuştum. Tamam. Şurada da bir röportajı var. Bakalım. Aa, kitap da yazmış. Evet, kitabı var. İkiniz de beni seviyorsunuz. Evet. 2020 yılında yazmış. Şarkı söylemiş. Evet, single'lar var. Hatta yeni bir single çıktı, Geceler diye. 3 tane değil mi? Toplamda 3 tane single oldu. Bu doğrultuda bilgiler almaya devam edelim. Araştırmalar devam etsin. Tamam. Ben de sahaya inip gerekli araştırmalar yapacağım. Tamamdır. Onları bir toparlayalım. En son sen bunları tabii rapor haline getir. Hem sahadan gelenleri hem buralardan toparladıklarımızı. Tamam. Ben de Bella Hanım'a ulaştırayım. Tamam. Tuana Türkay bir yemek olsaydı nasıl bir yemek olurdu? Hep birlikte görelim. Araştıralım. Evet. Hazırlayıp size sunacağım. Tamam, lütfen. Gerçekten hiç aşık oldun mu? Ben de ilk 15 yaşında aşık olmuştum. O zaman sabahlara kadar Sezen Aksu Tükeneceğiz dinleyerek ağlıyordum. Yani 15 yaşında kimin aşkından tükeniyorsun diye. Bir arkadaşımız beni biriyle tanıştırmak istedi. Yemeğe çıktık, daha ilk buluşma günümüz. Dedim ki, ne yapıyorsun? Gerçekten. Ben de dedim ki, evet ama ben hala buradayım. Bella Hanım merhabalar. Merhabalar. Bu haftaki konuğumuz Tuana Türkay. Süper. 10 parmağında 30 tane marifeti var kendisinin. 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesiyle ve ablasıyla sırlarını paylaşıyor. Yani onlar sırdaş kendisinin. Ayrıca böyle insanların sırlarını paylaşabildiği kişiler olması... Tabii güvenilir insanlardır. Değil mi? Yani... Bence ihtiyaç da herhalde. Kesinlikle yani öyle. Çünkü paylaşması gerekiyor bazı şeyleri insanlar. Hep içinde tutamıyor. Sırt tutabilen biri yani. Evet. Harika. Biz bu bilgileri toparladık arkadaşlarımızla birlikte. Ben size özet geçtim bir takım. Tamam. Diğer bütün detaylar bu dosyada mevcut. Ben size bunu teslim ediyorum. Bundan sonrası sizde ve Türev Şef'te. Tamamdır Mehmet Bey. Size kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağ olun. Mehmet Yıldırım'ın araştırması, Beril'in çıkardığı rapor elime geldi. Bakalım içinde neler var. Tuana Türkay ile ilgili ne gibi sonuçlar çıkmış? Şizofren ve mistik karakterler ilgisini çekiyormuş. Değişik. En yakın arkadaşı ablası ve annesi. Bu çok önemli, çok değerli. Tuana'nın birden fazla özelliği olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Biz bir tabağı yaparken önce ürünü belirliyoruz. Sonrasında da tabağı o ürün üzerine inşa ediyoruz. Benim aklımda bir ürün var. O ürünün peşinde olacağız. Ama o ürün beni aynı zamanda saray mutfağına götürüyor olacak. Bursa'ya gideceğiz. Bursa'ya gitmişken de çok güzel yemekler yiyeceğiz. Bursa'da görüşürüz. Biz senin bir yemeğini yaptık. Sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdun? Bunun peşine düştük. Tarih kokan şehir Bursa'dayız. Bir malzeme var her yemeğe yakışan.
Ve bu Türk mutfağında, hatta Osmanlı mutfağında bile çok önemli bir yere sahipti. Biz onun peşine düştük aslında. Sebze mi? Değil. Baharat mı? Değil. Meyve. Meyve. Biz de şimdi bu kıymetli ürünümüzü aldık. İstanbul'daki mutfağımızda konuğumuza muhteşem bir yemek hazırlayacağız. Ne Uludağ'ın eteklerinde bir al ipek, ne de Uludağ'ı kucaklayan bir yaprak denizi. Üstünden yüzyılların su gibi akıp geçtiği bir tarih şehri burası. Tarih kokan şehir Bursa'dayız. Bursa'ya bugün kestane almak için geldik. Ama Bursa sadece kestaneden ibaret değil. Bursa'ya gelmişken özlediğimiz restoranları, özlediğimiz esnaf lokantalarına gideceğiz. Çok lezzetli yemeklerin tadına bakacağız. Sonra kestanemizi alacağız. Kestanemizi aldıktan sonra da İstanbul'daki mutfağımıza gideceğiz. Ve sevgili konuğumuz için yemeğimizi hazırlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Bursa'ya gelip İskender yemeseydik, sanırım seyircilerimiz hayal kırıklığına uğrardı. Başka lezzeti Cantık pidesi. Gerçekten denenmesi gereken bir lezzet. Cantık, kelime anlamının hakkını veren bir yiyecek. Yani cana can katma anlamı. O yüzden bunu yiyip de canınıza can katılmama olasılığı yok. Önce kestane şekerini yiyip daha sonra da yine Bursa'nın bir başka özel lezzeti olan tahinli çöreklerin tadına bakıyoruz. Öğleyin bu kadar şeyi yedikten sonra akşam bir şey yiyemezsiniz artık diye düşünüyorsunuz ama yanılmıyorsunuz. Akşam yemeğinde bizi başka muhteşem lezzetler bekliyor. Artık asıl giriş sebebimiz kestanenin peşine düşme vakti geldi. İstanbul'dan kalktık, Bursa'ya kadar geldik. Tek bir amacımız vardı, kestanenin peşinde olmak. Gökhan abi şu an bize kestaneyi anlatacak. Öncelikle Bursa'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan abi. Kestane, takdir edersiniz ki Anadolu menşeili bir meyve. Evet. Şu anda dünyada üretimde 3. sıradayız biz. 1. sırada Çin var, 2. sırada Kore var, 3. sırada da Türkiye var. Aşağı yukarı yıllık 65 bin ton kadar bir rekoltesi var Türkiye'nin. Biz de şimdi bu kıymetli ürünümüzü aldık. İstanbul'daki mutfağımıza gireceğiz. İstanbul'daki mutfağımızda konuğumuza muhteşem bir yemek hazırlayacağız.
Doğan hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Harika görünüyorsun zaten her zamanki gibi. Senin de enerjin benim bütün günümün güzel geçmesini sağlayacak. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Tuana bildiğin üzere biz senin bir yemeğini yaptık. Sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdun? Bunun peşine düştük ve bununla ilgili bir çalışma yaptık. Harika. Aynen. Sen... Çok enteresan. Aynen. Sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdun? Ben bir yemek olsaydım, aslında bunun birçok cevabı var. Tek bir yemek olamazdım herhalde çünkü dünyanın en kararsız insanıyım. Eğer öyle bir şey olsaydı da herkes aç kalırdı çünkü buna bile 3 gün düşünürdüm. Gerçekten? Tabii tabii. Ama muhtemelen beklersek bunu zaten görürüz. Yakında ben o yemeğin ana maddesine benzeyeceğim. Patates. Aynen, en sevdiğim. Patatesle herhangi bir yemek olurdum. Çocukken ne olmak istersin diye sorulduğunda... Patates. Patatesi çok sevdiğin için mi? Çok seviyorum. Yoksa patates benim karakterimi yansıtıyor, beni yansıtıyor gibi bir şey mi? Böyle bir nazsız, niyazsız, mütevazi bir yemektir ya ama her yemeğin içinde de ararsın. Hatta yemeğin içinde önce onu yersin. Doğru. Nesini yapsan seversin, doğru, beğenirsin. Evet, kızartmasını, aynen, yemeğini falan. O yüzden böyle şey, ben de kolay anlaşılabilen bir insanım. Ya, aynen. Ve her şeye uyum sağlamayı seviyorum. Patates de öyle. Patatesi de uyum sağladığını gördüm. Çok doğru söylüyorsun ama her yemeğe de yakışır. Aynen. Bir malzeme daha var her yemeğe yakışan. Ve bu Türk mutfağında, hatta Osmanlı mutfağında bile çok önemli bir yere sahipti. Biz onun peşinde düştük aslında. Benim bunu bilmemem mi gerek şu an? Yo, bilebilirsin. Neymiş? İşte şu an hani bir tahminde bulunabilirsin. Ha. Sebze mi? Değil. Baharat mı? Değil. Meyve. Meyve. Portakal falan mı? Portakal sence her yemeğe yakışır mı? Yakıştıran yakıştırır. Yani, o da senin becerin. İyi bir şef sen yakıştırırsın. O da senin becerine kalmış yani, sen yakıştırıyorsun. Aklıma hiçbir şey gelmedi ki, meyveleri de çok şey yaparım ya, severim. Her şeyi de denerim kendim evde aslında ama. Hani portakal şeyden dolayı aklıma geldi mesela, çok severim portakallı kereviz falan. Ondan aklıma geldi ama meyve. Bakalım o zaman. Hazır mısın? Ay hiç hazır değil. Ya tamam, bekleyelim o zaman, açmayalım. Hiç hazırım değil. Hazırım. Tamam, hadi açalım. Peki. Hazırsan açıyorum. Evet. Tamam. Açıyorum. Evet. Aç. Panna cotta'ya benziyor. Ne yapacağım ben şimdi, bunu yiyecek miyim? Evet. Kıyamam da yemeğe, çok güzel yapmışsın. Bak şöyle önüne alalım istersen. Dur şunu alttan alayım. Olur. İstersen. Ver bana. Tamam. Yiyeyim mi? Kestane. Evet. Bu şey, püre. Ne? Püre mi bu? Bir tahminlerini alayım senin. Sonra da ben neden o yemeği yaptığımı, neden bu ürünleri kullandığımı hepsini anlatacağım sana. Tamam. Bu şey, muhallebi. Süt helvası. Süt helvası mı? Evet. Şunlar kestane. Bunların bir özelliği yok benim şu an diyormuş. Gerçekten mi? Ay canım, çok severim de. Tamam. Şunları şöyle kenara ayırayım. Yemeği arıyorum çünkü. Müthiş, kestanenin senin için bir özelliği olmaması. Bakalım anlattıktan sonra senin için bir özelliği var mı yok mu göreceğiz. Bir dakika. Çok güzel. Tıdıs tıs tıdıs. Çok enteresan bir şey bu ya. Ben bunu algılayamadım. Ama yedikçe de yiyesim geliyor. Değişik bir şey bu. Çözemedim. Ne acaba? Şimdi tamam. Bu şekerli şey yapmışsın üstünden. Kurabiye. Evet. Fındıklı bir kurabiye yaptım. Bunu yaparken şey mi dediniz? Renkli ve eğlenceli bir kişiliği var. Renkli ve eğlenceli bir kişiliğim var zaten ama sen göründüğünden çok daha fazlasısın. İstersen anlatayım birazcık. Ay lütfen, çok isterim. Ben çünkü bunu yemeye başlarsam konuşamayacağım. Tamam. Biz seni düşündüğümüz zaman o kadar fazla karakteristik özelliğin var ki, göründüğünden gerçekten çok daha fazlasın. Çok fazla katmanın var ve hayatta yaptığın o kadar büyük donanımların var ki, bu arada hayatında olmazsa olmaz bir şey daha geldi. Ay şahanesiniz. Aynen. Ya bunları söylemen çok hoşuma gitti çünkü bunu... Çok teşekkürler. Böyle sadece araştırmış ya da böyle gözünün önüne gelmiş ve görmüş olman yetmiyor. Bunu fark etmek başka bir algı gerektirir. Çok teşekkür ediyorum sana da, ekibinize de artık. O yüzden senin katmanların var. O yüzden
bir tatlı hazırladık. Seni en iyi yansıtabilecek şeyin tatlı olduğunu düşündük. Çünkü sen aşk ve tutku kadınısın. Hayatındaki her şeyi aşkla ve tutkuyla yapıyorsun. Evet. Oyunculuğunu da tutkuyla yapıyorsun. Şarkıyı da tutkuyla söylüyorsun. İşte biriyle bir ilişki kurduğun zaman onu da tutkuyla yapıyorsun. O yüzden aşkı ve tutkuyu bence tatlı dışında bir şeyle anlatamazdık. Tabak tatlı olması gerekiyordu. O kadar beni, yani beni, bana desen ki kendini anlat, böyle iyi anlatamazdım. Ama tek söylediğim bir şey var, ben sevdiğim her şeyle evlenirim dedim. Ya. İnsan dışında. hakikaten doğru söyledin. Yaptığım her şeyi böyle dört kol, sekiz bacak sarılıp yapıyorum. Teşekkürler. Biz, sen bir ürün olsaydın, hangi ürün olurdun, hangi, nasıl bir meyve olurdun, nasıl bir ağaç olurdun diye düşündük. Kestane olacağını düşündüm ben senin. Çünkü çıkan analizler doğrusunda. Çünkü kestane şöyle bir ağaç, bir kere hep yükseklerde yetişiyor. Hiç alçaklarda yetişmiyor, senin gibi. Yaşadığın her şeyi çok yüksek yaşıyorsun. Kestane ağacının toprak yapısı şöyledir, gevşek bir toprak yapısı vardır. Senin gibi, sıkılmaya gelmez. Seni sıkarsan sen boğulursun. Arkadaş burayı yıldız haritamada bakacak programda. Bir kahve içeyim bir de. Al kapatayım, ona da bakın. Geleceğimle ilgili bir şeyler de söyleyin madem. O toprak yapısı aslında senin karakterini ve kişiliğini yansıtan budur. Hep yüksek olur, 20-25 metre yukarılarda olur. Ve kestane öyle bir meyvedir ki her yemeğe yakışır, biliyor musun? Osmanlı mutfağında kestane çok sık kullanılmış. Bursa mutfağına gittiğimiz zaman kestane her yerde var. Bütün yemeklerde, ev mutfaklarında kestane var. Hatta öyle bir ürün ki coğrafi işaret bile alabilecek bir ürün haline gelmiş ve kestane şekeri haline gelmiş. Senin gibi biricik. Şimdi ağlayacağım programın burada altına duygusal müzik falan yerleştirin. Alt tarafında bir süt helvası var. Evet. Bursa'ya gidiyor olmanın iki nedeni vardı. Bir, kestanenin peşinde olmak. Bir de dedik ya, ben sana baktığım zaman ya da seni insanların mesela... Bütün arkadaşlarımı çevirme, seni söylediğim zaman ilk söyledikleri şey şu oldu. Çok güzel kadın oldu. Gerçekten sen çok güzel bir kadınsın. Biz güzelliği nasıl anlatabiliriz diye düşündük. Güzelliği hani prensesler gibi güzel denir ya. O yüzden saray mutfağından yine bir yemek yapmayı tercih ettik. Osmanlı'nın ilk kuruluş yeri olan Bursa. Bursa saray mutfağından hala yapılan, bugüne kadar gelebilen bir ürün süt helvası. Bursa esnaf lokantalarının hala vazgeçilmez. Süt helvası çünkü süt kullanmamız gerekiyordu. Çünkü senin gibi dupdurusun. Ah, hayır, kalbim bu kadarına dayanmıyor artık gerçekten. Şahanesiniz vallahi. Şimdi onu diyecektim. Sütten başka hiçbir şey bunu temsil edemezdi. Saf. Bu arada çok severim. Yatmadan hala akşamları 31 yaşındayım ama süt içiyorum. Ya evet. Biraz yiyebilir miyim şundan? Katmanların olduğunu zaten söylemiştim. Arada bir katman var, orada bir kurabiye var. Kurabiyeyi fındıktan yaptım. Çünkü bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjim var. Ve sen aslında hayatındaki her şeyi ayırt edebiliyorsun. Farkındalığı çok yüksek. Yani sen eğlenmen gereken yerde eğleniyorsun ama disiplinli olman gereken yerde de çok disiplinli olup hayatına devam edebiliyorsun. Toparlanman gerekiyorsa kendinle konuşup, evet ya şu an toparlanmam gerekiyor, bu yoluma devam etmem lazım deyip hayatına devam edebiliyorsun. O yüzden yine süt bazlı olan bir cheesecake yaptık. Bunun iki nedeni var. Aynı tabakta hem süt helvası hem cheesecake normalde bulunmaz. Ama sen hem gelenekçi bir yapıya sahipsin, hem de yenilikçisin. Yani evet. Hem macera perestsin, hem de var olan bağlarını, aile bağlarını çok sıkı bir şekilde tutabiliyorsun. Çok klasiyim. Çok klasiksin. Doğru, evet, doğru kelime yani, o aslında. Aynen, onu bulamadım. Ben hala geçmişte yaşıyorum. Aynen, 90'larda yani yaşıyorsun. Yani geçmiştekilerle değil, evet 90'da yaşıyorum. Evet, 90'larda yani. Yaşıyorsun. Kendimi güncellemek de istiyorum. Bana işime yarayacak konularda kendimi güncelliyorum ama hep geçmişteyim. O yüzden bu aslında çok değerli çünkü samimi ilişkiler kurabiliyorsun. Kurduğun her ilişki samimi ve gerçek. Başında söyledik ya, sana baktığımız zaman güzelliğinin, yaptığın muhteşem oyunculuğun ötesinde bir sürü şey var. İşte belki çoğu insan bilmiyor ama yazdığın bir kitap var. Evet. Şarkı söylüyorsun. İşte oyunculuk yapıyorsun. Sözlerini, bestelerini kendim yapıyorum. Sözlerini, bestelerini kendin yapıyorsun. Bunu yapabilmek için seni dedik ya, kestane temsil ediyor. Süt helvasının en dibine senin o bohemliğini yansıtan bir kestane daha koyduk. Bir kestane şekeri daha koyduk. En altta bir kestane daha şekeri var.
O senin aslında kalbinin en derinliklerinde olan... arama kurtarmaya geldi. Aynen, arama kurtarmaya geldi. Madem buldum yiyeyim değil tabii mi? Tabii ki, aynen öyle. Tamam. Valla Tuhan'cığım böyle. Muhteşemsiniz. Ya beğendin mi? Yani tatlıyı zaten çok beğendim. Tamam. Anneme anlat deseniz böyle anlatamazdım. Çünkü kız kardeşini anlattı. Öyle mi? Doğru, evet. Güzel. Aynen, ablan anlattı daha doğrusu. O beni benden daha iyi bilir. Peki bilemediğimiz bir şey olmuş mu? Ya şunu bilememişsiniz ya, bu konuda yanılmışsınız dediğim bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Vallahi. Vallahi dört dört inanılmaz. O. Yani hatta program böyle bir iki üç gün sürse devam da edersiniz. Farkındayım. Mükemmel analizler. Oh süper, tamam, harika. Ama yani ablamın söylediklerinden yola çıkıp da bu çıkarımları yapabilmek inanılmaz bir şey ya. Ekibinize hakikaten ya. Çok saygı duyuyorum. Gerçekten. Bambaşka bir ekip. Biz başında söyledik ya, hani sen aşk kadınısın. Hayatındaki her şeyi aşkla yapıyorsun. Gerçekten hiç aşık oldun mu? Bence bu sorunun cevabı hiç kimsede yok. Çünkü aşk her yaşta insanın hayatında farklı anlatabileceği bir durum. Mesela bu arayışlara göre değişiyor. Hayatında ihtiyacın olan önceliğe göre değişiyor. Şimdi ilk sen ne zaman aşık olduğunu hatırlıyor musun mesela? Aşık hissettiğimi hatırlıyorum. Aşık hissettiğini hatırlıyorsun. Peki tamam. Birine karşı ilk hissettiğin şey kaç yaşındaydı? Sanırım 14 yaşındaydı. Tamam, 14. Hemen hemen ilk böyle aşık olduğunu zannettiğin o flörtöz yaşlar o yaşlardır. Aynen. Ben de ilk 15 yaşında aşık olmuştum. O zaman sabahlara kadar Sezen Aksu tükeneceği dinleyerek ağlıyordum. Ya 15 yaşında kimin aşkından tükeniyorsun değil mi normalde? Evet, doğru. Şimdi 15'inden böyle bir 20 yaşına kadar falan zaten aşk dediğin şeyden beklentin daha eğlenceli bir şey olduğu için o gerçek duygular barındırmıyor gibi hissediyorum. Çocukluk aşkı olanlar var, ona saygı duyuyorum, orası ayrı. Ama mesela 30 yaşından sonra özellikle aşktan beklentin değişiyor. Çünkü senin de hayattan beklentin değişiyor. Ya da atıyorum 35 yaşına gelmiş bir kadının artık aşktan beklentisi biri çıksın da aşktan öleyim, çok seveyim olmuyor. Çünkü anne olma içgüdüsü geldiği için 35 yaşında etrafına baktığında şunu hissetmeye başlıyor ya da 30'unda. Benim çocuğuma kim iyi baba olur acaba? O yüzden de aşk duygusu beklentilere göre bu ifadesi şekillenebilir bir şey. Hiç aşık oldun mu dersen de çok sevdim ama onun adı aşk mıydı bilemiyorum. Çünkü içinde eğer aşkın ve İki kişinin sadece birbirini ölesiye sahiplenme durumundan başka bir şeyi varsa eğer istediğin ve bu gerçekleşmiyorsa o zaman diyorum ki eğer her şey tamam değilse bununla da aşk değildir. O yüzden henüz tamamlanabilmiş bir duygum olmadı, yani tamamlanabilmiş bir beklentim olmadı insanlarla. Yani ilişkilerimde. Ben her şeyin tamamlanabileceğini düşünmüyorum. Ben hayata öyle bakmıyorum. Ya ben herkesin bir ruh ikizinin olduğunu, ruh eşinin olduğunu biliyorum, eminim yani. Ben henüz bulamadım, aramıyorum da. Karşıma da çıkmadı. Evet, aramıyorum da. Böyle belki de hiç kimseyi o kadar derinlemesine inceleyebilecek, kanalize olacağım konunun aşk olduğu bir noktada değilim hayatımda. Çünkü hayatımı dolduran başka şeyler var ya. Öyle bir insan olması gerekiyor ki böyle benim kafamı döndürsün. Aklım başımdan alsın. Aklım başımdan gitsin ki ben onu incelemek, hayatını öğrenmek için bir çaba sarf edeyim. Evet. Ama insanlar artık böyle zaten hani arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinde bile böyle. Bir grup arkadaş dışarı çıkıyorsunuz yemek yemeye, herkesin elinde bir telefon. Aynen, doğru. Fotoğraflar İletişim. Çekildikten sonra kimse birbirinin yüzüne doğru düzgün bakıp sohbet doğru. bile etmiyor. Doğru. Arkadaş arkadaşa, dost dosta bunu yaparken... Doğru. Ya benim sana bunu söyleyeyim de hadi. Bir arkadaşımız beni biriyle tanıştırmak istedi. Dedim ki istemiyorum, öyle şeyleri sevmiyorum falan dedim. Sonra dedim ki hadi tamam. Yemek yiyelim falan hep birlikte dedim. Yemeğe çıktık, daha ilk buluşma günümüz. Karşımda telefon böyle tamam mı oturuyor. Böyle yaptım, dedim ki hangi kameraya yapayım bunu? Hangisi en yakınımda? O, böyle yaptım, dedim ki ne yapıyorsun? Böyle yaptı. Google'da sana bakıyorum. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Ben de dedim ki evet ama ben hala buradayım. Bana sorsana ne istiyorsan dedim yani. Evet. Düşün, insanlar artık birbirlerine en hani isimsiz bir insan bile olsa Google'dan bakıyor. Neyi var, neyi doğru. yok, o aynen. ne yapıyormuş aynen. falan diye. Ya ben iyi bir insanım ya. Bernekli bir kişiliğim.
Bununla ilgilensene, eğlenceli biriyim yani. Bir fobim var mı? Örümcekleri pek sevmem. Hmm. Bunu zaten genelde çoğu insan da sevmez. Yani sevmez dediğim şey, hani hiçbir şey öldürmüyorum gördüğüm zaman. Ama bayağı işte dünyayı terk etmek istiyorum gerçekten. Evde falan gördüğümde. Tuhan'cığım iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Seni tanımak, seni yemeğini yapmak gerçekten çok keyifliydi. Ve çok böyle mutlu olduğumuz anlardan, haftalardan birini atlattık. İyi ki varsın. Sen de öyle. Benim için de çok keyifliydi. Bütün beni araştıran, beni sorgulayan, anlamaya çalışan ekibinize de çok sevgiler. Ya, çok teşekkürler. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.